أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. عزيز müminler, muhterem Müslümanlar, geçen dersimizde İslam'da temel meseleler, asıl meseleler üzerinde kalbimizin tasdik etmesi, dilimizin de ikrar etmesi, azalarımız ile de organlarımızla da gücümüz nispetinde bu esasları tatbik etmek suretiyle Allahu Teala'nın koymuş olduğu temel meselelerde, temel prensiplerde mümin olmak sebebiyle, mümin olmak şerefiyle ittifak etmemiz lazım demiştik. Bu cümleden olarak yeryüzünde Allahu Teala'yı yaratıcı olarak kabul ettikten sonra, Allah'a sonsuz hamdolsun ki hepimiz tereddütsüz yeryüzünde gözlerimizin görebildiği veya göremediği ne kadar mahlukat, ne kadar varlıklar varsa hepsini Hazreti Allah yaratmıştır Celle Celaluhu. Halk etmiş, yaratmıştır. Buna tereddütsüz iman ediyoruz, tasdik ediyoruz, kabul ediyoruz. Ancak işte asıl meselemiz buradan sonra başlıyor. Şöyle başlıyor: bir mümin Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul edince, buraya dikkatinizi rica ediyorum, Allahu Teala'nın yaratıcı olduğunu, dünyayı yaratmış olduğunu, dünyadaki varlıkları, bu varlıkların en şereflisi olan insanları, insanların da iki cins olduğunu, birisi kadınlar, birisi erkekler olarak insanları yaratmış olduğunu tasdik edince, kabul edince, buna iman edince ikinci bir mühim kapı açılıyor. Türkiye'de Allahsız, dinsiz olduğunu söyleyenler hariç yeryüzünü ve yeryüzündeki varlıkları, mahlukları Allah'ın yarattığını kabul etmeyen yok. Şöyle basın yayın organlarını takip ediyoruz. Kitapları ve yazarları takip ediyoruz. Belli bir zümre var Türkiye'de, bunlar Allah'ı kabul etmiyor. Allah diye bir varlığı kabul etmiyorlar. Ve yeryüzünün, eşyanın, maddenin, mahlukatın Allah tarafından yaratıldığı hususunu kabul etmiyorlar. Bu türlü adamlara bir isim takmışlar: ateist. Ateist diyorlar. Böyle bir cereyana kapılan insanlara ateist,
böyle düşünme şekline, böyle yorumlama tarzına da ateizm diyorlar. Yunanca bir kelime, gavurca bir kelime. Ateizm, yani Allah'ı kabul etmemek demekmiş, haşa. Ateist demek de Allah diye bir varlığı kabul etmemek, etmeyen adam, ateist. Bunlar var Türkiye'de şu anda, bunların başında ömrünün tamamını komünistliğe vermiş olan yazarlar var. Hepsi bunların komünisti. Bunlar komünizmin iflasından, çöküşünden sonra şimdi ateistiz biz diyorlar. Komünist olmaktan çıktık, ateist olduk diyorlar. Bunlar bir hayli Türkiye'de var. Hepsi de günlük gazetelerde yazı yazıyorlar. En başta Aziz Nesin adında Allah'a, ahirete, kıyamete, öldükten sonra dirilmeye inanmadığını, öldükten sonra cesedinin hiçbir mezarlığa gömülmek istemediğini, ne Müslümanların kabristanına, ne de Hristiyan ve Yahudilerin kabristanına gömülmek istemediğini, öldükten sonra belediye cenaze teşkilatında bir bölüm açılmasını, o bölümde cesedinin yakılarak külünün, bir avuç haline gelen külünün dışarıda havaya savrulmasını resmen vasiyet olarak günlük bir gazetede yayınladı. Bizim tespitimize göre 22 kişi bunlar Türkiye'de. 22 tane yazar. Bir kısmı tiyatro yazarı, bir kısmı sinema yazarı, bir kısmı günlük fıkra yazarı, bir kısmı gazeteci, böyle çalışıyorlar. Kabul etmiyorlar. Bunların dışında büyük ekseriyetle, hemen hemen neredeyse tamamen diyebiliriz, Allah vardır diyorlar. Yeryüzündeki mahlukatı da Allah yaratmıştır diyorlar. Buraya kadar bir problem yok. Çok azı müstesna, büyük kitleler halinde buraya kadar bir problemimiz yok. Tamam, Allah var. Allah yaratmıştır insanı, kadını, erkeği. Buraya kadar bir problem olmuyor. Asıl problem buradan sonra başlıyor. Parlamentonun problemi burada başlıyor. Genelkurmay'ın problemi burada başlıyor. Üniversite rektörlerinin problemi burada başlıyor. Milli eğitim sisteminin problemi burada başlıyor. Ticaret erbabının problemi burada başlıyor. Bu noktadan sonra başlıyor. İşte bugün sohbetimizi burada yoğunlaştırmak istiyorum. İnşallah burayı kavrarsak, anlarsak ve burada ittifak edersek Allah'ın izniyle geleceğimiz aydınlık olacak. Burayı kavrayamazsak, bu noktayı anlayamazsak geleceğimiz karanlık demektir. Allah-u Teala Kur'an aydınlığından bizi ayırmasın inşallah. Allah'ın yaratıcı olduğunu, eşyayı, mahlukatı, mevcudatı yarattığını kabul ettin mi, tasdik ettin mi, önüne bir kapı daha açılıyor. Bu kapıdan gireceksin. Orada kaldığın takdirde henüz iman etmiş olamazsın. O kapı nedir? Allah-u Teala'nın yarattığı varlıklar, yarattığı mahluklar üzerinde kanun koyma hakkını kabul edeceksin. Allah-u Teala kadınları yarattı mı? Yarattı. Bunu tasdik ediyorsun. Kadınlar üzerinde istediği gibi hükümler koymak, esaslar koymak, kanunlar koyma hakkını da, Allah'ın böyle bir hakkı vardır. Kadınlara başörtüsü hükmünü koymuştur. Tepeden tırnağa örtünme hükmünü koymuştur. Yabancı erkeklerle tokalaşamazsın demiştir. Allah demiştir, Allah koymuştur. Bu hükümlerin Allah tarafından koyduğunu kabul ediyor musun, etmiyor musun? Etmiyorsan Allah vardır, birdir. Eşhedü en la ilahe illallah desen dahi vallahi kafirsin. Bakın en büyük noktamız burası. Yarattığı varlıklar, mahluklar üzerinde Allah-u Teala'nın koyduğu hükümlerin ve kanunların varlığını kabul edeceksin. Ve bu hükümlerin
kıyamete kadar geçerli olduğunu kabul edeceksin. Adam kabul ediyor da geçerlik olarak kabul ediyor. Geçenlerde bir doçentle, üniversitede doçentlik yapan yani öğretim görevlisi birisiyle tartışıyoruz. Beyazıt'ta bir kitapçıda. Efendim Allah'ın hükümlerini ben kabul ediyorum ama bu hükümler bugün geçersizdir diyor. 14 asır evvel diyor gelmiş, eskimiş. Artık bugünkü diyor Kur'an-ı Kerim'in hükümleriyle bu asrın, bu çağın insanlarını idare edemeyiz diyor. Allah'ın hükümleri bence bayatlamıştır diyor. Bakın yani. Ama eşhedü ile söylüyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Aynen söylüyor. Fakat sonunda buradan çukura düşüyor. Buradan uçuruma yuvarlanıyor. Vallahi Türkiye'nin bir numaralı meselesi bugün budur. Allah'ı kabul ediyorlar. Allah'ın birliğini de kabul ediyorlar. Allah'ın yaratıcı olduğunu da kabul ediyorlar. Ama Allah'ın koyduğu hükümleri kabul etmiyorlar. Gelin şurayı bir anlayalım. Allah'ın koyduğu hükümleri belki kabul ediyorlar, fakat bu asırda geçerli değildir diyorlar. Eskimiştir diyorlar, bayatlamıştır diyorlar, çağ dışı. Bu çağ dışı kelimesi resmen bu maksat için kullanılıyor. Yani çağın gerisinde kalmış, eskimiş, pörsümüş. Hatta bundan 93 sene evvel bir şair yaşamış. Zaman zaman söylüyoruz. Eski vaazlarımda söylemişim. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi var. O İstiklal Caddesi'nin başında Galatasaray Lisesi var. Görenleriniz olmuştur. Ünlü bir lisedir o. Galatasaray Lisesi. O liseyi kuran, işleten ve uzun yıllar o Galatasaray Lisesi'nde müdür olarak çalışan bir şair var. Tevfik Fikret, ünlü şair, o bir konuşmasında, bir şiirinde aynen şöyle söylüyor. Yırtılır ey kitabı köhne yarın, medfeni fikr olan sayfaların. Ey kitabı köhne, köhne demek eskimiş biliyorsunuz, Türkçe bir kelime. Ey kitabı köhne diye Kur'an-ı Kerim'e sesleniyor. Ey eskimiş, pörsümüş kitap diyor haşa. 93 sene evvel söylemiş. Daha Cumhuriyet kurulmadan evvel. Düşünün yani, Cumhuriyet kurulmadan evvel Tevfik Fikret adındaki Allahsız kafir bir şair, ey kitabı köhne diyerek Kur'an-ı Kerim'e eskimiş, pörsümüş kitap diye hitap ediyor. Ya, yırtılır ey kitabı köhne yarın, yarın dediği gelecekte. Gelecekte diyor, ey eskimiş, köhnemiş kitap, yırtılacak. Senin sayfaların parçalanacak, sen geçersiz olacaksın, sen kaldırılacaksın, senin yerine Avrupa'dan kanunlar getirteceğiz demiş daha o zaman, Cumhuriyet'ten evvel. Öyle inanıyorlar. Ama sorarsanız Allah vardır diyor. Sorarsanız Allah birdir diyor. Sorarsanız la ilahe illallah diyor. Ama hükümlerine hayır diyor. Allah'ın koyduğu esaslar, hükümler, kanunlar, olmaz böyle şey diyor. Laikliğe aykırıdır diyor. Laiklik demek biliyorsunuz, Allah'ın hükümlerini kaldırıp, insanların kafasından koydukları kanunları yerine getirmek demek. Laiklik, laik esaslar, laik kanunlar, laik prensipler, Allah'ın hükümlerinin kaldırılarak yerine, dışarıdan kanun getirmenin adına laiklik diyorlar. Ve laikliğe aykırı diyorlar. O halde bu noktada anlaşmak lazım. Allah-u Teala'nın yaratıcı, halkedici olduğunu kabul ettikten sonra yarattığı varlıklar, mahluklar üzerinde kanun koyma hakkını kabul etmediğiniz müddetçe Allah'a inanmış sayılmazsınız. Bugünkü problemimiz budur. Bugünkü çıkmazımız budur. Bugünkü aydın kesimin, okumuş kesimin, üniversite kesiminin, parlamento kesiminin ve bir umum basın, yayın,
kesimlerinin problemi, çıkmazı, açmazı burada başlıyor. Burayı Allah'ın izniyle devamlı bu konuyu konuşacağız. Devamlı bu mevzuyu gençlere, toplumlara, milletlere, cemaatlere, cemiyetlere, çocuklara, evlere, köylere anlatacağız, anlatacağız. Sonunda bu memlekete Allah'ın hükümlerini hakim kılacağız. Başka çare yoktur. İşte onların hükümleri aciz kaldı. Kur'an'ı kaldırıp da yerine başka kanunlar getirenlerin kanunları canımızı koruyamıyor, malımızı koruyamıyor, terörü engelleyemiyor, anarşiyi engelleyemiyor, enflasyonu durduramıyor, paramızı kaldıramıyor, gücümüzü artıramıyor, yeraltı kaynaklarımızı işletemiyor, ırz ve namusumuzu koruyamıyorlar. Aksine genel evlerinde fuhuş yapmak isteyen kadınlara Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmen vesika veriyor. Ben zina etmek istiyorum para karşılığı, vücudumu, avret yerimi satmak istiyorum para karşılığı ücretle zina etmek istiyorum diye İçişleri Bakanlığı'na müracaat edince bakanlık resmen vesika veriyor ve bu kadının zina etmesi için ruhsat veriyor. Ve devlet bu kasadan vergi alıyor, fiş kesiyor, kademe kesiyor. Ve Türkiye'de en büyük vergi veren kadın da genel evi işletmecisi olduğunu içinizde bilmeyen kalmadı. Nasıl ırzımızı koruyacaksınız? Nasıl iffetimizi, izzetimizi, şerefimizi koruyacaksınız? O halde bugünkü mevcut kanunlara itimadımız kalmamıştır. Bugünkü mevcut kanunların ilahi olmayan, beşeri olan, dışarıdan gelen kanunların Türkiye'yi sulha, sükunete ve saadete götüreceğine vallahi, billahi, tallahi inanmıyorum. Siz de buna böyle inanmak zorundasınız çünkü Allah'a iman etmişsiniz. Allah'ın koyduğu kanunlar var, hükümler var. O halde bu noktadan ittifak ederek konumuza biraz daha yakından girmemiz lazım. Allah-u Teala eşyayı, mahlukatı yarattı mı? Amenna, yarattı diyorsun. Yarattığı mahluklar, varlıklar üzerinde hüküm koydu mu? Amenna, koydu. Bu hükümlere ne diyorlar? Haram hükümleri. Mesela haramlar var biliyorsunuz. Haramlar var. Haramlar Allah'ın koyduğu sınırlardır, hudutlardır, yasaklardır, günahlardır. Bazı engellerdir. Mesela bir kimse, bir çocuk, bir yavru, bir sabi, bir kadından mahallede, komşulardan vesaireden, bir kadından başka bir ailenin çocuğu süt emerse, bir mahallede iki komşu zaruret olmuş ya her neyse her nasılsa bir komşunun çocuğu 2,5 yaşından evvel olacak tabii. 30 aylık oluncaya kadar süt emmesi muteberdir. 30 aydan sonra yani 2,5 yaşından sonra kilolarla kadından süt emse süt kardeş olmaz. Yaşı var onun, sınırı var. 2,5 yaşına kadar. 2,5 yaşına kadar emmiş olacak. Bir komşunun çocuğu, öbür komşunun kadınının memesinden bir damla, boyun boyun bir damla süt ağzından alıp da midesine inerse, yutkunursa, yutmuşsa, Allah-u Teala burada bir hüküm koymuştur. Bir hüküm koydu şimdi buraya. Ne koydu? Bu süt emen yavru erkekse, süt emdiği kadının hiçbir kızıyla evlenemez. Gayet basit yani, anlamamak mümkün değil. Bu süt emen yavru kız çocuğuysa, süt emdiği kadından dünyaya gelen hiçbir erkek çocukla ne yapamaz? Evlenemez. Ama bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde medeni dedikleri kanunda, İsviçre'den alınan kanunda resmen bu kanunu kabul eden heyet, komisyon, Allah'ın bu haram hükmünü kaldırmışlar, süt kardeşleri rahat rahat evlenebilir, Allah burada yanılmıştır demişler. Resmen şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ne göre süt kardeşleri vallahi evlenebiliyor.
ve arkasından türlü felaketler. Bugün tıp bende sabit olmuştur ki süt kardeşlerinin evlenmesi halinde sakatlıklar, geri zekalılıklar, çarpıklıklar, sapıklıklar, cinsel sapıklıklar meydana geliyor. İlmen sabit olmuştur. Sen nasıl bu hükmü kaldırırsın? Hani insanları yaratan Allah'tı? Hani kadınları, kızları, kadınları, erkekleri, çocukları yaratan Allah'tı? Buna inanıyordun. Niye Allah'ın koyduğu bu hükmü kaldırdın? Allah'ın çocukları yarattığına inanan insan, kardeşleri, sütü, süt kardeşliğini Allah-u Teala'nın yarattığına, bu husustaki hükmüne inanmakla mükelleftin. Allah vardır diyordun, birdir diyordun, yaratmıştır diyordun ama yarattıkları üzerindeki hükmü kaldırdın. Burada iman yoktur, İslam yoktur. Bu noktayı çok iyi anlamamız lazım. Çünkü Cenab-ı Hak nasıl yaratmışsa, yarattığı mahlukat üzerinde kanun koyma hakkını kendi zatında tutmuştur. Bu hakkı kimse alamaz. Hiç kimse haramı helal edemez. Ama bakın az daha fırsat bulsalardı, zina haram olmaktan çıkacak, Türkiye Cumhuriyeti zina suç sayılmayacaktı. Öyle değil mi? Duydunuz hepiniz. Nitekim, çok affedersiniz, erkek erkeğe cinsi temas, buna eşcinsellik diyorlar çok. Bağışlayın beni, mecburen bu kelimeyi kullanmak zorundayız. Yavurcası homoseksüel, homoseksüelizm diyorlar. Türkçesi eşcinsellik. Arapçası lutilik, Lut kavminin işlediği pislik. Luti, livata diyorlar. Türk ceza kanununda bugün resmen açın, bütün avukatlara sorun, bütün savcılara sorun, bütün hakimlere sorun. Resmen Türkiye Cumhuriyeti'nin ceza kanunlarında kendi rızalarıyla, arzularıyla erkek erkeğe cinsi temas etmek vallahi suç sayılmamıştır. Ben aradım buldum kitapta yerini. Suç değil diyor. Rıza ile yani. Ama cebren olursa başkaymış. İki erkek anlaşır da birbiriyle af buyurun eşcinsellik yani erkek erkeğe zina yaparsa Türk ceza kanunu bunu suç saymıyor, resmen saymıyor. Nasıl koruyacaksınız ırzı ve namusumuzu? Allah'ın hükmünü kaldırmışlar. Laiklik demek Allah'ın hükmünü kaldırmak demektir. Zina hakkındaki hükmünü kaldırmışlar, faiz hakkındaki hükmünü kaldırmışlar, kadınların örtünmesiyle alakalı hükmü kaldırmışlar, hepsini yerine laikliği koymuşlar. Bunları anlayamasanız Müslümanlar, Allah aşkına rica ediyorum, bunları anlayamazsak Müslüman olamayız. Bunlar günümüzün felaketleri. Bakınız bugün içkinin haram oluşu hakkındaki hükmü kaldırmışlar. Tekel bakanlığını kurmuşlar. Resmen içki imal ediyorlar. Allah'ın dininde içki haram mı değil mi? Allah hüküm koymuş haram demiş. İnnemel kamru. Bütün içkiler haramdır. Sen bu hükmü kaldırmışsın. Allah yanlış söylemiş. Alkol lazımdır, iyidir. Allah yanlış söylemiş. Manası ve mantığı içinde hükmü ilahi kaldırmış yerine içkinin olabileceğini, içkinin devlet tarafından, tekel bakanlığı tarafından üretilmesi lazım geldiği hakkında parlamentodan kanun çıkartmışlar. Sonu ne olmuş? Bakın biraz size resmi devlet raporundan bazı sayfalar okuyayım. Bakınız. Korkunç. Mesela içki babında. Ülkemizde 1990 yılı alkollü içki tüketimi 500 milyon litreden fazladır diyor. 500 milyon litre içki tüketimi 90 yılında. Ayrıca 4 milyon alkolik. 4 milyon alkol hastası. Almadı mı çıldırıyor. 13 milyon alkole bulaşmış insanımız var Türkiye'de. 13 milyon. Yani her 15 kişiden biri alkolik ve her 4 kişiden birisi alkole alışmış. Ve Türkiye alkol tüketiminde dünyada 3. geliyor. Bakın resmi rapor vallahi. Dünyadaki devletlerin 127 devlet var Türkiye dünyada. 127 devletin içinde
içki tüketiminde Türkiye 3. sırada yer alıyor. Resmen dünya raporuna göre. Hani Türkiye Müslümandı? Hani Allah vardı? Allah birdi. Allah yaratmıştı. Demek ki Allah birdir demek Müslüman olmaya yetmiyor. Demek ki la ilahe illallah dediği halde Allah'ın hükümlerini kabul etmemek Müslüman olmaya yetmiyor. Alkole başlama yaşı, içkiye başlama yaşı 12 ile 14 yaş arasında başlıyor. Kişi başına yılda 10 litre, kişi başına Türkiye'de bakın 60 milyon insan var diyelim. Kişi başına yılda 10 litre alkollü içki düşüyor. O kadar içki içiliyor. Geçen yıl halkımızın alkollü içkilere ödediği para 5,5 trilyon liradır. Bunlar Müslüman güya. Geçen yıl halkımızın alkollü içkilere ödediği para, yanlış duymadınız, 5,5 trilyon liradır içkiye ödenmiştir. Şu anda ise maalesef dünya içki tüketiminde 3. sıradayız. Raporu okuyorum. Ve bu cümlenin altını çiziyorum demiş raporu hazırlayan. Şu anda alkol tüketiminde dünya 3.'süyüz. Resmi raporlara göre 1990 yılında, bakın neticeye bakın şimdi. Hani tükettin, içtin tamam ama sonu ne? Sen misin Allah'ın hükmünü kaldıran? Resmi raporlara göre 1990 yılında ülkemizde genel olarak işlenen suçların, hani suç işleniyor Türkiye'de, genel olarak işlenen suçların %66'sının sebebi içki. Resmi rapor bu. 1990 yılında ülkemizde genel olarak işlenen suçların %66'sının sebebi içki. Trafik kazalarının %61'inin sebebi içki. Cinayetlerin %85'inin sebebi içki. Irza tecavüzlerin %50'si içki. Şiddet olaylarının %50'si içki. Hanımlarını dövenlerin %70'i içki yüzünden. Akıl hastalarının %50'si içki yüzünden. Boşanmaların %80'i alkol sebebiyle içki yüzünden meydana gelmektedir. Allah aşkına Müslümanlar bak. Tekrar ediyorum. 1990 yılında ülkemizde meydana gelen işlenen suçların %66'sının sebebi içki. Trafik kazalarının %61'inin sebebi içki. Cinayetlerin %85'inin sebebi içki. Irza tecavüzlerin %50'si sebebi içki. Şiddet olaylarının %50'si içki. Eşlerini dövenlerin %70'i içkiden, akıl hastaların %50'si içki sebebiyle, boşanmaların %80'inin sebebi içki. Hadi önleyin bakalım. Sen misin içkinin haram olduğu hükmünü kaldıran? Buyurun şimdi önleyin. Her sene 5,5 trilyon para yatırılıyor içkiye. Nasıl kalkınacaksınız? Son tespitlere göre bugün alınan alkolün insanın beyninde ve akli melekesinde husule getirdiği kusurlar en az 3 gün sürmektedir. Mesela 2 şişe bira, 2 şişe bira içen adamın beyninde ve vücudunda bu biranın olumsuz etkisi 36 saat devam ediyor. Ve bu adam bu halde çalışıyor güya. Araba direksiyon sallıyor. Ülkemizde pek çok ölümlerin 5 milyonu aşan sakat ve özürlü ordusunun oluşmasında en büyük failin alkol başta olmak üzere benzeri alışkanlıklar olduğu resmen rapor edilmiştir. İş ve trafik kazalarının hepimizi korkutan bugünkü boyutlardan daha yukarılara çıkacağı ahlaksızlığın, cinayetlerin
boşanmaların ve diğer adli vukuatın daha büyük sıçramalar yapacağı, içki çoğaldıkça bunların da artacağı resmen görülmektedir. Evet, bakın daha ne korkunç şeyler var. Türkiye'de içkinin, alkolün yayılmasında en büyük vazifeyi TRT yapmaktadır. Hususiyle televizyonun yayınlarında görülmektedir. Yerli dizilerde bile Bizimkiler adıyla yayınlanan, kapıcı vesairelerle bir apartman hayatını canlandıran yerli dizide devamlı biranın ve içkinin reklamı yapılmakta, yerli artistlere ve aktörlere içkiyi reklam ettire Bizimkiler kelimesiyle topluma resmen içki yaymaktadırlar. Yalan mı doğru mu? Yalan. Yalan diyemezsiniz. Ve dolayısıyla içkinin nasıl ne korkunç boyutlara ulaştığı hususunda, bunun tabi sebebinin de Allah'ın bu konudaki hükmünü kaldırıp, hükmü ilahi, yani konumuz buradan kaynaklanıyor malum, ilahi hükmü kaldırmış olmanın neticesi, faturası, cezası, belası bakımından önem arz ediyor. O halde bu belalardan, bu faturalardan, bu korkunç uçurumlardan kurtulmak için tekrar Allah'ın hükmüne dönmenin de lüzumu açısından söylüyoruz. Toplumu başka türlü, başka yöntemlerle, başka tedbirlerle, başka çarelerle, başka usullerle, başka kanunlarla, ithal kanunlarıyla vallahi korumaları, kurtarmaları mümkün değildir. Allah diyen her Müslümanın buna böyle iman etmesi lazım. Aksi takdirde çaresi yoktur. Bakınız, bir şey daha arz edeyim, bir rapor daha. Evet. Ne kadar boşluk varsa kapatalım. Türkiye'de günlük ortalama içki tüketimi, bakınız, Allah'ın hükmünün kaldırılmasının felaketi bakımından söylüyorum. Maksadım bu değil. Türkiye'de günlük ortalama içki tüketiminin yaklaşık 595.890 litre olduğu, bir günde günlük ortalama içki tüketimi 595.000 litre, saatte 37.000 litre içki içiliyor Türkiye'de. Saatte 37.000 litre içki, dakikada 622 litre içki içiliyor, 5 dakikada yaklaşık 3 ton içki içiliyor. Saniyede 10 litre, yani bir kova içki içiliyor. Türkiye'de içki tüketimine her gün 3 milyar 622 milyon lira harcanıyor. Her gün. Her gün Türkiye'de içkiye ayrılan para, içkiye ödenen para, bakın resmen rapor olarak okuyorum, 3 milyar 622 milyon. Her saat 150 milyon para ödeniyor, her saat. Her dakika 2,5 milyon lira para ödeniyor. Her saniyede 41 bin lira para ödeniyor. 3 yıldır içki tüketimine giden trilyonlar ile yaklaşık o para içkiye gitmeseydi de memleketin en büyük ihtiyacı olan konut meselesine gitseydi, içkiye verilen parayla, bir yılda içkiye harcanan parayla 400 bin konut aynen yapılması mümkün olabilirdi raporu hazırlayan. 400 bin konut yapılabilirdi. Ne olacak peki? Demek ki bütün mesele Allah'ın koyduğu haramları, sınırları çiğnemenin felaketini yaşıyoruz. Şimdi Türkiye'nin şu haline bakın. %99'u Müslüman olan bir ülke nasıl olur da dünyada içki tüketiminde 3. sıraya yükselebilir? Dünyadaki bütün devletler içinde Türkiye 3. sırada yer alıyor. En çok içki içen
dünya devletlerinden üçüncüsüyüz. Ama halkımızın %99'u Müslüman olduğu söyleniyor. Bakın nasıl biz, ama işte bu Müslümanlık anlayışının farkındayız. Adam Allah vardır diyor, birdir diyor, peygamberi kabul ediyor, melekleri kabul ediyor, Kur'an-ı Kerim'i, ama Allah'ın koyduğu hükümleri kabul etmiyor. Ne lüzum var diyor canım, ta 1400 sene evvelki kanunlarla Kur'an-ı Kerim diyor, Araplara gelmiş, Kur'an-ı Kerim var ama Araplara gelmiş diyor. Zamanımıza yetmez diyor, bugün diyor insanları, bugünkü bu asırda, bu devirde, bu çağdaki insanları, Afrika, Avrupa, Asya, Amerika'daki insanları Kur'an-ı Kerim'e göre nasıl idare edersiniz diyor. Allah eski devirleri anlar ama bugünkü zamanı Allah anlayamaz diyor. Evet, aynen budur. Geçen akşam başörtüsüyle alakalı bir Hodri Meydan programında dikkatinizi çekmişti zannediyorum. İlgili devlet bakanı ne dedi? Orada bir avukat, başörtülü kızımız, kadınımız neyse, efendim dedi ben avukatlık yapamıyorum. Başörtüsüyle beni duruşmalara, mahkeme salonuna almıyorlar dedi. Başörtüsü, başımda başörtüsü var diye avukatlık yapamıyorum. Beni mahkeme salonuna almıyorlar. Başörtüsün çıkar gel diyorlar. Halbuki ben inanmış bir insanım, başımı açamam dediği zaman ilgili devlet bakanı ne dedi? Canım dedi her kurumun, her kuruluşun prensipleri var dedi. Sen de duruşma salonuna başını aç gir, başörtünü çıkar, duruşma salonuna gir, duruşma salonundan çıktıktan sonra koridorda başını ört dedi, kimse karışmaz. Mantığa bakın. Ne demek bu? Duruşma salonunda Allah yoktur, koridorda Allah vardır demek. Allah varsa Allah'ın hükmü de vardır. Allah'ın hükmü varsa salonda da Allah'ın hükmü geçerlidir, koridorda da geçerlidir. Bakın mantığı görüyor musunuz? Aynen bugün İstanbul Üniversitesi rektörü Ankara ve minimum rektörler hemen hemen istisnasız aynı kanaatteler. Kızım diyor başörtünü sokakta kullan, başına başörtüyü tak. Ama üniversitenin kapısına geldiği zaman başından başörtüyü çıkar, üniversiteye baş açık gireceksin. Buraya Allah giremez diyor. Rektör bunu söylüyor. Ama aynı rektöre sorsan ben Müslümanım diyor. Aynı rektöre sorsan kızın başörtüsünü sokakta başına takabilirsin, üniversiteye girerken başörtüsünü çıkartman lazım. Allah'ın hükmü sokakta geçer, üniversitede geçmez diyen bu rektöre Müslüman mısınız deyin, vallahi Müslümanım diyecektir. Öyle değil mi? Bakın, ki ebediyen Müslüman değil bu rektör, bu rektör kafirdir. Biz bunları anlatmak zorundayız. Siz de anlamak zorundasınız. Müslümanlar, sakallı kardeşlerim, akıllı kardeşlerim, efendiler, gençler, esnaflar, tüccarlar, amirler, memurlar, beyler, efendiler, bunları anlamaya mecburuz. Yoksa dünya felakete gidiyor. Bakın Türkiye bu kadar çıkmazın içinde, bataklığın içinde, içkiye gömülmüş, zinaya gömülmüşüz. Gelin Aksaray Meydanı'na, gelin Laleli'ye, gelin Beyazıt'a, 10 dolara, 20 dolara vallahi kadın satılıyor. Yeminle söylüyorum. Gidin Rize'ye, gidin Trabzon'a, Sark kapısından, Rusya'dan açılan Sark kapısından resmen karısını satmak için Rus erkekleri kadın satıyor. Bugün Karadeniz sahili tamamen umumhaneye dönmüş durumdadır müminler, efendiler, hacılar. Allah bu kapılardan içeriye bu fahişeleri sokan yöneticilere lanet etsin. Karadeniz insanları korkunç. Geçen gün Karadeniz'den gelen bir tüccarla görüştüm. Hocam diyor, vallahi çoluğumuzdan çocuğumuzdan korkuyoruz, titriyoruz diyor. Boşanma davaları Karadeniz kıyısında %80 arttı diyor. Bütün erkekler Rus kadınların peşinden koşmaya başladılar. Hastalık yayılmaya başladı. Benim bildiğim diyor 10 tane erkeğin tenasül organını kestiler hastalıktan dolayı diyor. Vallahi dinlemişim. Korkunç. Memleket bu hale gelmiştir. Bu hale bakmadan, bu vaziyeti müzakere etmeden
Şimdi aynı rejimi, aynı laikliği, aynı sistemi komünizmden yeni kurtulmuş olan Rusya'daki Müslüman Türklere de götürmek istiyorlar. Aman Allah'ım aman! Aynı felaket oraya taşıyorlar. Mel'un Amerika, kafir Amerika, Allah düşmanı Amerika, Türkiye'yi kullanmak suretiyle, Türkiye'yi alet ederek Rusya'daki Müslümanlara da bu felaketi taşımak istiyor, bu zinayı taşımak istiyor, bu musibeti taşımak istiyor. Ve sen sessiz kalıyorsun, ve sen hissiz kalıyorsun ey Müslüman. Hiçbir şeyin farkında değilsin. Bizim halimiz çok mu iyi? Bizim halimiz çok mu mükemmel? Rusya'daki masum insanları zehirleyeceksiniz. Onları dalalete götüreceksiniz. Onların da her köşesine bir put dikeceksiniz. Onlar ki Lenin'in putlarını yıktılar. Onlar ki Stalin'in putlarını yıktılar. Aziz müminler, o halde Allah vardır demek Müslüman olmaya yetmiyor. Bunu anlatamazsam kahrolacağım. Bunu anlatamasak mahvolacağız. Allah vardır demek Müslüman olmaya yetmiyor. Allah birdir demek Müslüman olmaya yetmiyor. Safları mı sıkılır? Safları yine rica ediyorlar. Sıklaştıralım. Biraz daha şöyle toparlanalım Allah için. Biraz daha şöyle ilerleyelim gerekirse. Hakikaten bir hayli kalabalık oldu. Dışarısı çamur, yağmur. Yerlerde namaz kılamıyorlar. Hasırlarımızı seremiyoruz. Çamur oluyor diye. Biraz daha sıklaşalım, sıkıştıralım. Ben de konuyu tamamlıyorum, topluyorum zaten, uzatmayacağım. Ezan-ı Muhammedi yaklaşıyor. O halde Allah vardır, birdir. Allah yeryüzünü, gökyüzünü yaratmıştır demek Müslüman olmaya yetmiyor. Çünkü aynı şeyi Hristiyanlar da söylüyor. Aynı şeyi bir başka dinin mensubu da söylüyor. Allah vardır. Yahudi'ye sorarsan o da Allah vardır diyor. Hristiyana sorarsan bir papaza, keşişe o da Allah vardır diyor. Allah yaratmıştır diyor. Yani Adem'i Allah yaratmıştır. Gökyüzünü Allah yaratmıştır. Bunlar Müslüman olmaya kafi değil. Ya ne olacak? Cenab-ı Hakk'ın Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu mahlukat üzerindeki hükümlerini kabul edeceksin. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ettin mi, onun hükümlerini de kabul etmekle mükellefsin, mecbursun. Canım Allah olsun, Allah'ı tanıyalım, Allah yaratıcı olsun ama dünyamıza karışmasın, devlete karışmasın, din işleri ayrı olsun, devlet işleri ayrı olsun dersen vallahi kafir olursun. Hadise budur. Çünkü Allah'ın devlet ile alakalı hükümleri de var. Allah'ın namaz kılmakla ilgili hükmü olduğu gibi faiz alıp vermeyi de yasaklayan hükmü var. Bir hükmünü alıp öbür hükmünü almamak Allah'ı inkar etmek demektir. Bunları nasıl anlayacağız bu işleri? Kur'an'ı nasıl anlayacağız? Hafızlarımız Kur'an-ı Kerim'i okuyor fakat anlayamıyor, anlatamıyor. Hiç unutmam, bir cenazeye davet edilmiştik. Sevdiğimiz genç bir kardeşimiz kazada vefat etmişti. Bir caminin avlusundan, musalla taşından kalkacak, biz de gittik. Cenaze yıkanıyor gasilhanede. Misal olsun da söylüyorum yani. Yıkanıyor, genç, delikanlı, mümin, mücahit bir kardeşimiz. Biz de bir odada, avluda, bir caminin odasında oturuyoruz, kalabalığız. Derken kazada ölen rahmetli kardeşimizin hanımı gelmiş. Hanımı gelmiş, demiş ki ben hayli zaman oldu, eşimi, kocamı göremedim. Vefat etti kazada, şimdi yıkanıyor, kefenlenecek, bir daha göremeyeceğim. Kefenlemeden evvel ben kocamı görmek istiyorum demiş. Kadın, nikahlı karısı. 5 yetimi vardı rahmetlinin. O cenazeyi yıkayan, başında sarık cübbeyle bulunan belediye imamı, şimdi biliyorsunuz cenaze imamları belediyeden geliyor, Diyanet'ten gelmiyor. Belediye teşkilatının, cenaze teşkilatındaki cenaze imamı, sarıklı cübbeli hoca, hafız üstelik, demiş ki kardeşim, kocan demiş öldü,
Daha sen demiş göremesin onu. Nikahınız düştü. Daha göremesin. Kadın tabii bir şey bilmiyor. Demiş ki hayır göreceğim. Göremezsin göreceğim. Göremezsin göreceğim. Kadına mani olmuşlar. Bir velvele çıktı. Bir gürültü koptu. Derken bize geldiler. Dediler hocam dışarıda bir durum var. Bir olay var. Nedir? Kadıncağız dediler rahmetliyi görmeye gelmiş kocası tabii. Görmeden kefenlemeyin. Görmeden kaldırmayın diyor. Cenazenin başına cenaze imamı da müsaade etmiyor, koymuyor dediler. Hemen müdahale ettik, cenaze imamını çağırdım. Dedim ki efendi, hafızı kelamsın sen. Evet, tam hafız. Kur'an-ı Kerim'de dedim, ayet-i kerime var. Kocası ölen kadınlar 4 ay 10 gün bekleyecekler. 4 ay 10 gün nikahları devam ediyor. Kocası ölen kadın, kocasını yıkayabilir. Kocasını gasilhanede yıkayabilir, avret yerine rahatlıkla bakabilir, kocasını kefenleyebilir, kocasını mezara götürebilir. Zira kocası ölen kadın, erba'ate eşhurin ve aşra ayeti kerimesiyle sabit, 4 ay 10 gün evlenemez. Kocası öldükten sonra beklemek için Allah sınır koymuştur. 130 gün. Ayetten sabit. Sen bu ayeti okumadın mı dedim ya. Şöyle biraz durdu hocam dedi, ben dedi Kur'an'ı dedi belki 70.000 defa hatim ettim, vallahi bu ayeti görmedim dedi. Manasını bilmiyor. Üzüldü. Kadına müsaade ettik, gitti kocasını yıkadı, temizledi. Onları çıkarttı mı birilerini? Kefenledi kadın ağlıya ağlıya. Allah'ın müsaade ettiğine adam müsaade etmiyor, cehalet sebebiyle. Zira kocası ölen bir kadın, hemen arkasından 10 gün sonra, 15 gün sonra, bir ay sonra evlenemez. 130 gün bekleyecek. Erba'a, Arapça 4 demek. Erba'a, eşhurin 4 ay. Ve aşra, aşra 10 demek. 4 ay 10 gün bekleyecek. Ondan sonra 4 ay 10 gün geçmeden evlenirse bu kadın fahişedir. Zaniyedir. Niye bekleyecek? Rabbimizin hikmeti var, sebebi var. Zira bir kadın kocası öldükten 10 gün 15 gün sonra evlenseydi, belli bir zaman sonra da hamile kaldığı ortaya çıksaydı, aa kadın hamileymiş diye ortaya çıksaydı, rahmetliden mi hamile kalmış, hemen evlendiği erkekten mi, nasıl anlayacaktınız? İşte 130 gün bekleyecek ki hamile olup olmadığı belli olsun da doğan çocuğun babası belli olsun. Kur'an-ı Kerim'i okuyan hafız içindeki hükümleri bilmiyorsa işte böyle olur. Mübarek Ramazan-ı Şerif yaklaştı. Haftaya Ramazan biliyorsunuz. Göreceğiz. Durmadan Kur'an-ı Kerim okunacak. Ama manası anlaşılmayacak. Manası anlatılmayacak. İnanç dünyasında okunan Kur'an ayetleri de biliyorsunuz tamamen denetime tabi. Arkadaşlarımız anlatıyor bize. TRT'de çalışanlar var, Müslüman arkadaşlar. Hocam diyorlar, hafız inanç dünyasında, şimdi biliyorsun Ramazan'da da Kur'anlar okunacak TRT'den. Radyo ve televizyondan Kur'an-ı Kerimler okunacak, Türkçe açıklaması yapılacak. Resmen diyor hafızın okuyacağı Kur'an'ın sayfası önce denetleme kuruluna gidiyor. Okunacak olan Kur'an ayetlerinin laiklikle bağdaşmayan ayetler olursa denetleme kurulu ayetleri çıkarıyor. Şuradan şuraya kadar okuyacaksın diye resmen emir veriyor. Ayetlerin bir kısmı atılıyor, bir kısmı alınıyor diyor. Vallahi böyle şu anda TRT'de Hollywood. Ve siz de zaten şahitsiniz, bugüne kadar inanç dünyasında hafızlar Kur'an-ı Kerim okudu ve Türkçe yorumları, Türkçe açıklamaları yapıldı. Ramazan'da da yapılacak işte, önümüzdeki haftada iftara doğru, sahura doğru çıkacak bir sürü adamlar. Hiç şimdiye kadar içkinin haram olduğu, zinanın haram olduğu, faizin haram olduğu ile alakalı ayetlerin okunduğunu ve Türkçe açıklamasının yapıldığına şahit oldunuz mu, olmadınız mı? Olmadınız. Denetleme kurulu var. Allah'ın kitabını denetliyor adam. Bu ayet laikliğe aykırıdır, okumayacaksın diye hafıza resmen emir geliyor. Türkiye böyle bir memleket. O halde Kur'an okumak dahi Müslüman olmaya kafi değildir. Kur'an'ın okunması gaye değildir. Kur'an'ı okumak gaye olamaz. Yani Kur'an'ı okuyan adam muradına ulaşmış olamaz, gayesine ulaşmış olamaz. Kur'an'ı okumak vasıtadır. İçindeki hükümleri yaşamak nedir? Gayedir.
biz bugün gayeyi bırakmışız, vasıtayla uğraşıyoruz. Kur'an'ı okumak gaye değildir. Kur'an'ın içindeki hükümleri yerine getirmektir gaye. Kur'an-ı Kerim'in hükümleri Türkiye'de tatbik edilemiyor ve yerine getirilemiyorsa, okunsa ne olur Kur'an, okunmasa ne olur? İçki tüketiminde dünyada üçüncü sıradayız. Buyurun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne en çok vergi veren bir fuhuş işletmecisi Madame Manukyan. Ermeni karısı Müslüman Türk milletinin kızlarını satıyor. Ve satış yaparken de kadeve fişi kesiyor, devlete vergi veriyor. Fuhuşhaneden devlete vergi geliyor. Ne olacak bu vaziyet? Türkiye'de İslam anlaşılmamıştır. Türkiye'de İslam anlatılmamıştır. İddiamız budur. Bunu her yerde ispata hazırız. Sıkıntıları da yok değil. İslam'ı anlatmanın sıkıntıları var. Halen mahkemedeyiz biliyorsunuz. Yine kağıt geldi, gitmem lazım bugün. Sıkıntımız devam ediyor. Niye? İçkinin aleyhine konuşunca karşıma tekel bakanlığı çıkıyor. Ne yapacağım? Ben bir hocayım. İçkiyi medhü sena edemem ki, içkiyi güzel gösteremem ki. Benim peygamberim, kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa ve onun sahabesi, onun ashabı içkiden öyle kaçınmışlar, öyle sakınmışlar ki, hepiniz biliyorsunuz, Bilal-i Habeşi, bakın ezanı Muhammedi okunuyor. Okunan ezanın piri, profesörü olan Bilal-i Habeşi aynen şöyle söylüyor: vallahi bir deryaya, bir denize bir damla içki dökülse, sonra o deniz kuruyup orası kuru bir arazi haline gelse, o araziyle bir cami inşa etseler, çıkıp damında vallahi ezan okumam diyor. Bizim müminlerimiz böyle kaçınmış içkiden. Sen, ben içkiyi kötülüyorum, içkinin satışını, içkinin dağılımını kötülüyorum, karşıma tekel bakanlığı çıkıyor, devleti, hükümetin manevi şahsına hakaretten dava açıyor. 15 sene hapis talep ediyor. Zinayı kötülüyorum. Çünkü Rabbimiz kötülemiştir. Ne diyor? وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا. Zinaya yaklaşmayın, o fuhuştur. Ve en kötü yoldur diyor. Sa'e Arapça kötü demek. Su kötü. En kötü yoldur diye ben zinayı kötülüyorum. Resmen genel evi işletmecileri karşımıza çıkıyor. Devlet bize ruhsat verdi, sen böyle konuşamazsın diyor. Kumarı kötülüyorum. Kumar oynamak haramdır, beladır, musibettir diyorum. Karşıma milli piyango çıkıyor. Devlet çıkıyor. Her pisliğin arkasından o çıkıyor. Nasıl temizleyeceksiniz bunları? 100 bin vaiz vaaz etse temizleyemezsiniz. Devletin Müslüman olması lazım. İslam olması lazım. Allah'ın hükümlerinin tatbik edilmesi lazım. Kur'an okumak gaye değildir. Bunu anlayın. İşte Ramazan geliyor, mukabele okutacaksınız. Hafızlar, hafızlar, hafızlar. Vallahi Kur'an okumak gaye değildir. Kur'an'ı okuyan gayesine ulaşmış değildir. Kur'an'ı hayatına tatbik eden gayesine ulaşmıştır. 50 bin sene Kur'an-ı Kerim'i oku, meyhane çalışıyorsa bu okunan Kur'an'dan tek fayda göremesin. 50 bin sene Kur'an-ı Kerim'i oku, umumhaneler çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Ne olacak? Neye yaradı bu Kur'an-ı Kerim okunması? Kur'an'ı okumak gaye olamaz. Bunu sorun bütün din görevlilerine. Bütün şeyhlere, efendilere sorun. Kur'an'ı okumak gaye değildir. Kur'an'ın okunması vasıtadır, yaşanması gayedir. Biz gayeyi bırakmışız, vasıtayla uğraşıyoruz. Ama inşallah Teala gençlerimiz hızla İslamlaşıyor. Akşam bir sohbetteydim. Hiç ummadığımız bir semte gitmiştik. Güneşli diyorlar, çok mahrum bir semt. Allah'a hamdolsun, çığ gibi gençler Allah'ın kitabının anlatılması, konuşulması sohbetine katıldılar. İzdihamdan neredeyse boğulacaktılar, Allah'a hamdolsun. Gençler koşuyor. Gençlerimiz, yavrularımız, talebeler, üniversite mensupları hızla İslam'a ilgi duyuyor. İslam'ı anlamak istiyor, İslam'ı anlatmak istiyor. Ve inşallah komünizmin çöküşü, sosyalizmin çöküşü, leninizmin çöküşü, bilumum bu sistemlerin çöküşü, İslam'ın yücelmesine
yarayacak ve bütün bu enkazın ortasında İslam inşallah hakim olacaktır. Ama çalışmalıyız. Her zaman söylüyorum, camilere sahip çıkınız. Cami inşaatlarına sahip çıkınız, yardım ediniz. Hocalara sahip çıkınız. Size hakkı ve hakikati anlatan hocalara sahip çıkınız. Ne mi lazım demeyiniz. İleri konuştu, boşuna konuştu, ne lüzum var böyle konuşmaya demeyiniz. Konuşmadıkça dava anlaşılamaz, anlatılamaz. Sahip çıkınız, hakim olunuz ve takip ediniz. Bazı arkadaşlarımızın başına çok sıkıntılar, çok musibetler gelebilir. Lütfen takip ediniz. Ne oldu bu adamlar değiliz. Merak ediniz, takip ediniz. Allah'ın lütfuyla bu ciddi çalışmaların sonucunda 2000 yılına girmeden İslam'ı Türkiye'ye hakim kılmak istiyoruz. Rabbim bunun cümlemizi nasip etsin inşallah. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Rabbim cümlemize İslam'ın hakimiyetini görmek nasip eylesin.